Herkese merhaba ben Bugün sizlere birkaç farklı konudan bahsedeceğim. Hatta bu konuda da fikir ve görüşlerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum. Hani siz olsanız ne yaparsınız? Videolarımızı izleyen %77,4'lük bir kesim kanala hala abone değil. Eğer sen de kanala abone olmayı unuttuysan kanala abone olup bildirimlerin tümünü açmayı unutma. Şimdi biliyorsunuz ki biz 88'den 89'a geldik. İç savaştan çıktık. Biraz güçsüz bir şekilde buraya dahil olduk. Bazı arkadaşlarımız yönetime girdiler. Bazı arkadaşlarımız kafa tatili ilan edip sakin ve sessizce oyunlarını oynadılar. Geçtiğimiz günlerde de ben bir yayın yaptım. Bu yayında işte zone 6 dediğim Haydi bölgesi açılmıştı. Burada mabetler var. Maalesef biz bu bölgeyi kaybettik. Canlı yayında da ben önce kendi hesabımla oynadım. Ardından bizim jump ekibimizden Börü oyuna giremeyeceğini istersem onun hesabını oynayabileceğimi söyledi. Onun hesabından girdik. Bayağı da eğlendik. Fakat savaş esnasında bazı sıkıntılar vardı arkadaşlar. Mesela rakibimizde çok fazla T5 vardı. Rakibimizin T5 oyuncuları alandaydı fakat bizim T5 oyuncularımız alanda değildi. Bizim yüksek güce sahip oyuncularımız alanda değildi. Bu savaş kaybedildikten sonra zaten KVK1'de bu tarz değişik muhabbetler çok fazla olur. Bu savaş kaybedildikten sonra ortaya çıktı ki bizim T5'lerimiz savaşmamış arkadaşlar. Bakın bu hesapta ben savaşmadım ya. Bu hesapta ben fight atmadım. Bu hesapta toplasanız 1 saat savaştım alanda ve 12 milyon leş puanım var. O savaş bittikten sonra ben baktım T5'lerimizden birisine sağlam bir T5'imize 17 milyon leş puanı var arkadaşlar. Şaka gibi. Geliyorsunuz buraya Börü'ye bakıyorsunuz. Bakın Börü'nün klanı yok. Adam sinirden klandan çıkmış. 307 milyon leş puanı var ve KVK1'de. Bu adamın T5'i bile açık değil. Bu adamın gücü 30 milyon. Bu adam savaştı. Bu adam neyi var neyi yok bastı oynadı. Ardından bazı arkadaşlarımız gerçekten çok sinirlendiler bu duruma. Yani şu anda... Krallık şu anda yaşanacak bir iç savaşa doğru ilerliyor ya da KVK2'de gelecek olan ana hesaplarla güçlü hesaplarla yaşanacak olan iç savaşa doğru ilerliyor. Bizim jump ekibimiz buradaki farklı Türk ekipler, yabancı ekipler göç etmeyi düşünüyorlar. Eğer yakınlarda bildiğiniz bir krallık varsa bize bunu önerebilirsiniz. Biz o krallıkları bir inceleriz, bir bakarız, gerekli konuşmaları yaparız. Ardından KVK 1'den sonra ya göç ederiz ya da burada kalmaya devam ederiz. Bununla ilgili herhangi bir net bir şey söylemiyorum. Sonra bu T5 arkadaşlar gitmişler. Bakın bu bölgeyi kaybettik değil mi? Bu bölge gitti. Ele geçirmeler bitti. Yani bugün çıkıp da buradan bir bayrak atarak buraya kadar gelemeyiz. Zaten rakip bizden güçlü ve daha kalabalık. Bunu biliyoruz. Abi gitmişler buraya. TP atmışlar. Burada 40 milyon leş puanı kasmışlar. Bomboş alan. Burada sadece Gelen adamlarla fight atıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Ardından diyorlar ki, bakın ben savaştım ve bunu onaylayan bazı yetkililer var. Yetkili adam diyor ki, bakın savaşmış adamın 40 milyon gücü var. Ya kardeşim, adam önemli günde neredeydi? Bu bölge açılmadan önce neredeydi? Yer on açılmadan önce bu adam ne yapıyordu? Yok günlük hayatında şu olabilir bu olabilir. Evet olabilir ama bunu söyler arkadaşlar ben gelemedim özür dilerim kusura bakmayın. Kimseye de güvenmiyordum hesabım vermedim diyebilir. Ama bu adam diyor ki siz benim sayemde altın sandık alıyorsunuz. Siz benim sayemde bilmem ne sandık alıyorsunuz diyor. Hani evet kabahatli belki bir mağduriyeti bir şey var ama adam bizimle dalga geçiyor. Ve bu konuyu konuşmak klan da yasaklandı biliyor musunuz? Yani Fikrinizi beyan edemiyorsunuz şu anda. Ve şu an krallık neredeyse ikiye bölünmüş durumda. Yani gerçekten bilmiyorum. Acaba kuru bir yer falan mı kaldı ama... ...maalesef Jean hesabımın durumu... ...bahtı epey bir kara. O yüzden KVK 2'den sonra... ...bu hesaba ve ekibime... ...arkadaşlarıma, kardeşlerime... ...yeni bir krallık bakacağız. Ya da KVK birden sonra göç etmelerle birlikte... ...ya da farklı şeylerle birlikte... ...ne olacağına bakacağız. Fakat şu anda dediğim gibi hiçbir şey belli değil. Yani yarın bir gün beni klandan atıp belki sıfırlayabilirler. Belki bu videodan sonra da sıfırlayabilirler. Hemen onu düşünen onu düşünen arkadaşlar da şunu göstereyim Valla arkadaşlar isterseniz buyurun sıfırlayın e, 274k piyadem var zaten piyade benim için önemli hastanemde arkadaşlar gördüğünüz gibi 314k hatta bu videodan sonra hastanelere de biraz daha basacağım yani benim şu anda sıfırlanma gibi bir ihtimalim ve korkum yok ha, piyade ile birlikte okçu da dolar bilmem ne olur çok da mühim değil tekrardan basarım zaten savaşta da askerimi öldüreceğim ya adam diyor ki mesela ben diyor niye askerimi öldüreyim? Ya öldürme kardeşim boş ver ya. Hani KVK 5'e falan saklarsın askerini. Hani adam bunu diyor bize. Ben niye askerimi öldüreyim diyor. Öldürme. Yani şu anda durumumuz biraz değişik bir durumda. Şimdi ana hesabıma geçelim ve ana hesaptaki KVK'dan ve yeni ekipman üretiminden bahsedelim. Şimdi ana hesabıma geldim. 56 milyona kadar geldik ana hesabımızda. VIP'miz halen 12 çok iyi bir durumda değil. Hatta bunları toplamayı unutmuşum. Bunları bir toplayayım. Artık pre KVK'nın içerisindeyiz ve pre KVK'nın ikinci aşamanın son günündeyiz. Yani 2 gün 12 saatimiz kaldı. Pre KVK'da şu an durum bu şekilde. Birinciyiz fakat rakiplerimizden 1671 imperium bir krallık ve bu krallık arkadaşlar epey güçlü. Şu anda kimle müttefikiz, kimle müttefik değiliz. Onunla ilgili de herhangi bir bilgim yok ama şu anda harita bu şekilde gördüğünüz gibi 1671 tek başına ateş krallığı diyebiliyorum. Biz şuradayız. Yani bakalım göreceğiz. Bunun da savaşlarının videosu ve yayınları gelecek. Bununla ilgili ufak bir bilgilendirme yapayım dedim arkadaşlar sizlere. Ardından biliyorsunuz bir deney hesabı yapacaktık. Bu deney hesabında mühendislik oynayıp kuşatma birimi yapacaktık. Fakat bunu ben dedim ki ana hesabımda yapayım. Çünkü bahsettiğim o hesapta maalesef Margaret'ı bir daha alamıyorum. Onun dışında Gonzalo'yu açamadım. Yani cevher yok. Çünkü aktif oynanan bir hesap değil. Sürekli girilen bir hesap değil. O yüzden arkadaşlar mümkünse bu hesabın içerisinde şu anda da kafaları biriktiriyorum. Çok kafam yok ama birikiyor. Gonzalo'dan biraz karımız var. Güzel çarkını çevirdim. Bir 5 çevirmede bir 10 kafa aldım. Ee, o iyiydi. Sonra biraz daha kafa geldi. Gonzalo'muz bu şekilde. Margaret zaten bu şekilde devam edecek. Yani bunları biraz basacağım. Bir 5-5-1-1 yapmayı düşünüyorum ikisini de. Ee, ama bakalım zaman ne getirecek. Zaten şu anda teknolojim de epey iyi bir durumda değil. Teknolojisi epey geride. Teknolojiyi de basacağım. Şimdilik indirim muhabbeti var diye bunu bastım. Bu devam ediyor. Bu da zaten yakın zamanda biter. Elimizde hızlandırmamız mevcut. Fakat kuşatma konusunda pek fazla acele etmeyeceğim. Ama bugün içerik için, sizler için e, kuşatma birimine, kuşatma askerlerimize ekipman basacağım. Mesela bu kafalı bir basmaya çalışalım. Bakalım amacım kritik getirmek. Hatta öncesinde şurada sandıklarımız varsa bu sandıklarımızı bir açalım. Zaten çok fazla sandığımız yok mu? Şu an şu var. Gölge Lejyonu malzeme demeti. Ben bu sandığı çok seviyorum. Gayet güzel ödüller verdiğini düşünüyorum. Bunları bir açalım. Şimdi gelelim buradan kafalık mafalık üretelim. Ben kritik atmasını istiyorum. Umarım kritik atar. Haydi bakalım. Evet kritik atmadı. Tamam kafalığımızı ürettik. Kafalığımız hayırlı olsun. Bir adet de bundan üretelim. Yine kuşatma birimiz saldırısı veriyor bize. Bunu bari kritik at. Ya diğer hesapta da ürettik. Hiçbir şey atmadın. Evet değişik bir pop-up geldi. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama bakmak lazım. Onun dışında göğüslük basalım. 8 birim saldırısı verecek. Ya bari bir kritik ya. Hani yanlışlıkla falan. yani yanlışlıkla falan hani unutsa da bir kritik atsa diyorum ama. Galiba o gün bugün değil. Maalesef artık üretecek başka bir şeyim kalmadı. Ya şablonum yok ya malzemem yok bilmiyorum. Ama en azından denedik. Olabildiği kadar. Şu anda asker durumu da zaten yok. Ee, biz seed düşmek için asker silmiştik. Şu anda 34k T4 kuşatmam var. Bunu P5'inde açarız herhalde. Bakacağız ona da bakacağız. Yani bir, bir ay iki ay belki daha fazla bir süre daha sürecek bu iş. Tabi gelen KVK yeni bir KVK. O ne ödüller verecek? Nasıl bizi yukarı çıkaracak? Onunla ilgili de net bir bilgimiz yok. Şu sandıktan bari güzel bir şey gelsin. Yani onunla ilgili benim pek bir bilgim yok. Belki çok güzel eşyalar gelirse yukarıya doğru bizi uçurur. Bakalım. Hayırlısı diyelim. Yani durumlar bundan ibaret arkadaşlar. Sıkıntılı bir dönemdeyiz jump hesabı olarak. Şu andan hesabımın KVK'sı da epey zor görünüyor. Bakalım hayırlısı şunun yükseltmesi gelmiş. Bunu da bir 24'e bir yükseltelim. Günlük seyahat hakkımız artsın. Hayırlı olsun. Bu da hayırlı olsun. Video izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Esen kalın. Hoşça kalın. Bay bay. Eğer kanalda hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.